Dünyadan çok fazla kaykaycı geliyor buraya açıkçası. Yani Türkiye'ye geldiği an ilk geleceği yer yurt dışından kaykaycıların Beşiktaş Meydan oluyor. Hem sporumuzu yapabileceğimiz hem de kaynaşabileceğimiz bir yer. Kaykay onlar için sadece bir spor değil, aynı zamanda yaşam tarzı. Geçen yıllar içinde Beşiktaş Meydanı'yla adeta simgeleştiler ve şimdi meydan düzenlemesi kapsamında onların da görüşlerine başvuruldu. Tüm taleplerimizi çok güzel şekilde ilettik. Geri dönüş de çok güzel oldu. Burada ne yapılmalı, ne olmalı diye onlar bize soruyorlar. Ve bu da çok değerli ve önemli bir şey. Çünkü demek ki alt kültürlere ve burada kültürü devam ettirmek isteyen insanlara değer veriyorlar. Bunu gösterir. Beşiktaş Meydanı'nın bu köşesi uzun yıllardır, yani 20-30 yıldır kaykaycıların, patencilerin kullanım alanı. Nesiller değişiyor ama kullanım değişmiyor. Hem sosyal açıdan hem fiziksel açıdan çok kıymetli bir aktivite. Biz de bunun farkındaydık. Bundan sonraki süreçte sizle beraberce bu meydanda ne yapmak istediğimizi konuşmak, nelere ihtiyacınız olduğunu konuşmak istiyoruz. Burada büyüdüm, ikinci evim gibi bir şey. Ve bütün arkadaşlarım burada toplanıyor. Sadece kaykaycılar değil de bisikletçiler, dansçılar, her türlü spor için uygun bir yer burası. Tasarımcılarımızla beraber meydanı tasarlarken bu konuda üzerinde çalışıyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya geldik, görüşlerini aldık. Dünyadan beğendikleri örneklerden bahsettiler. Burada yaşadıkları deneyimleri anlattılar. Bir şekilde alan olarak da görsel açıdan da daha güzel olacağını düşünüyorum. Buranın yenilenmesi de bir şekilde işimize yarıyor. 16 milyon...